Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Fedakarlıkları, emekleri, sevgileriyle hayatımızın her alanında yer alan, başta şehit ve gazilerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir medeniyetin temsilcileri olarak her türlü cinsiyetçi bakış açısını reddediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Değerli basın mensupları, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarımızın sosyal statülerinin iyileştirilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Kadınlarımız toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın her zaman merkezinde yer alan annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız, kısaca varlıklarıyla hayatımızı anlamlı hale getiren hayat arkadaşlarımızdır. Aile merkezli kadın ve erkek açısından adil ve uyumlu bir toplum yapısı geleceğimizin teminatıdır. Aile yapımızı bozmaya amaçlayan eylem ve söyleminde karşısında olduğumuzu kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumamız gerektiğini ifade ediyorum. Mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum her zaman birinci önceliğimizdir. Değerli basın mensupları, bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere annelerimizin, kız çocuklarımızın, kardeşlerimizin, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileğiyle sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Son olarak böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirdiğimiz AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kongrede genel başkanlığa seçilen Düzce milletvekilimiz Ayşe Keşir hanımefendiyi tebrik ediyor. Görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Ankara milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam hanımefendiye de başarılı çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.